Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Entübe nedir? Gerçekten de entübe her hastaya uygulanması gerekir mi diye gelen sorularımızın cevabını dinleyelim. Solunum yetmezliği durumunda yapay solunum desteğinin olması gerekiyor. Yapay solunum desteğinin uygulanabilmesi için de evet, ağızdan akciğerlere uzanan bir borunun yerleştirilmesi gerekiyor. Bu boru işte entübasyon dediğimiz bir işlem adıyla tanımlanıyor. Evet. Bu solunum yetmezliği sırasında yapılması mecbur olan bir şey. Bir de başka şartlarda, şuurla ilgili durumlarda ortaya çıkabilir. Şuurumuz kapalıysa, derin koma halindeysek yapmak zorundayız. Ya da bazı metabolik komalar vardır. O metabolik komalarda yapmak zorundayız. Evet. Yani öncelikle solunum yetmezliğini çözmek için, ikincisi de solunum yolu güvenliğini sağlamak için entübasyon denilen işlemi yapmak zorundayız. Bu her hastaya yapılır diye bir şey yok. Yoğun bakımda entübe olmadan, yani solunum desteği verilmeden de takip edilen hastalarımız var. Entübasyon sıkıntılı bir şey. Ara öncesinde de konuştuğumuz gibi boğazda bir şey tutmak çok kolay bir şey değil, çok rahatsız edici bir şey. O nedenle de bu uygulama sırasında genellikle uyutmak, hastamızı uyutmak durumundayız. Yoğun bakımda uyutmak farklı farklı amaçlarla yapılabilir. Bir, bu dediğimiz gibi yapay solunum uygulanırken entübe olan hastanın boğazındaki tüpten rahatsız olmaması için, ya da solunum cihazı ile arasında bir sıkıntı olmaması için, ya da bazı tedavilerin bir parçası olarak uyutma uygulanabilir. Evet. Uyutma sırasında hastamızın mümkün olduğu kadar kısa zamanda uyandırılabilmesini sağlayacak ilaçlar kullanılır. Bu dönemde hasta uyuyorken de bazı algıları açıktır. Hele şuuru açıkken, koma halinde değilken uyutuyorsak büyük bir kısmını algılama olasılığı çok yüksektir. Bu da tedavinin bir parçası olarak ya da zorunlu olarak uygulanan bir prosestir, bir prosedürdür yoğun bakımda. Genellikle hasta yakınlarımızın en çok sorduğu soruların başında geliyor. Çünkü biz buna birebir karşı karşıya kalıyoruz. Bazı beyin hastalıklarında hastanın tedavisinin bir parçası olarak uyutucu ilaçlar veriyoruz. Bu uyutmakla denk bir şey değil. Uyutucu ilaçların verilmesi beyin fonksiyonlarının baskılanarak dinlenmesi beynin ve bir şekilde iyileşme şansını arttırmak için yapılan bir tedavi yöntemi. Bu sırada uyutucu ilaçların, uyutmak için verilen ilaçların kesilmesi hastanın uyanması demek değildir. Çünkü beyinde bir hasar varsa, beyinde bir sorun varsa o ilaçlarla sağlanan uyku değildir o. Beyindeki hasarın bir sonucudur. O nedenle ilaçlar kesildiğinde, tedavi etmek için verdiğimiz ilaçlar kesildiğinde uyanma beklenmeyebilir. Evet. Şimdi kafalarda soru işareti olabilir o zaman. Uyumakla anestezi arasında fark var o zaman. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Anesteziyi tanımlarken şöyle demiştik. Bir cerrahın rahat ameliyatını yapabilmesi içindir. Rahat ameliyat yapılabilmesi için de bir, hasta ağrı duymamalıdır. İkincisi uyumalıdır ve hatırlamamalıdır. Üçüncüsü de cerrahın rahat ameliyatı yapacak kadar gevşek olmalıyız. Bunu sağlamaktır anestezi. Ama uyutmakta gevşemeye ihtiyaç yok. Ağrısı varsa ağrıyı kesmek gerekiyor ama sadece bir noktayla uyutmayı sağlamak, sadece hipnotikle, yani uyutucu ilaçlarla bunu çözmek gerekiyor. Anestezi ile sedasyon arasındaki fark bu. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.